Şeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. Kaderle alakalı bazı notlarım, noktayı nazarlar. 104. sayfeden demişiz. Devammış. 104. Kader. Hani zahirde birbirleriyle çelişen gibi görünen ayetleri ki Hristiyanlıkta alimler %50 diyor İncil'de. %51. %51 bozulmuş İncil'in. Brezilyalı, o senin verdiğin kitapta yazıyor. Brezilyalı bir papaz, kardinal. Papaz da değil yani. Papazların başı Müslüman oldu Brezilya'da. O diyor ki Müslümanların diyor alimlerin %51 İncil'in bozulduğunu söylüyor, eksiktir diyor. %70 bozuktur diyor. %30 ancak doğruyu bulabilirsin. Çünkü birbirine çelişen, çatışmayan ayetler az var diyor. Kardinal diyor bunu. Müslüman olduktan sonra söylüyor. Bunu Hristiyanlığa tekrar döndürmek için toplanıyor bir heyet. Heyetin başkanı, en alimleri getiriyorlar. O konuşmada o da Müslüman oluyor. Çok acayip. Ve bir daha toplantı yapmıyorlar. En çok etkilendikleri sebep Allah'ın birliği. Bir de okuyayım. Zahirde birbirleriyle çelişen gibi görünen ayetleri ki mesela o dileyemezse siz dileyemezsiniz. Ben mesela ortaya aldım çünkü. Ben çünkü tatmin olmam lazım. Ben de okuyorum. Benim de kafam var. Durmuyor. Dolayısıyla körü körüne olmuyor bu işler. Körü körüne sen olabilirsin. Niyetin olabilir ama akıl Müslüman değil, kafir değil. Bir alettir diyor. Ustad değil mi? Yani bu bir alettir. Akıl da bir alet. Durduramazsınız yani. Dolayısıyla bizi de alakadar ediyor. Birbirine acaba çelişen, çatışan ayet var mı? 13. sözde çok acayip söylüyor. Yani dalın budağı gibidir diyor böyle. Yani bir tanesi yumuşak tarafı söylerken ötekisi sert yani. Birbirini bütünleyen, tamamlayan ayetler. Çelişen ve çatışan gibi ayetleri buldum. O dileyemezse, siz dileyemezsiniz. Başka, sen atmadın, ben attım. Diğerleri ise, kişiye çalıştığı emeği kadar vardır. Başka, kişinin kaderi boynuna takılmış. Şükrederseniz nimetimi çoğaltırım. Sizi sınıyoruz gibi ayetleri veçi tefiki nedir? Anladın mı böyle? Birbirine şey gibi gözüküyor. Peki haşa hangisi doğru? İkisi de şartlarında ve zeminlerinde doğrudur. Birisi mazide, diğeri istikbalde doğrudur. Cebriye mazide, mutezile de istikbalde doğru olduğu gibi. Geçmiş kaderdir, gelecek ise tekliftir. Tamam. Mesela sen atmadın. Mazi, tamam mı? Sen atamayacaksın, ben atacağım değil, sen atmadın,
Ben attım. Ehl-i sünnet hem maziye hem de istikbali cem edip halde duruyor. Yani iki tane şey var. Hem mazi hem müstakbel. Yani kader acayip bir şey yani. Ayetlere de böyle bakacaksınız. Şimdi söyleyeceğim. Çok antika kader de öyle. Mazisiz kader olmaz. Konuşulmaz yani. İstikbalsiz kader konuşulmaz. Zahirsiz konuşulmaz. Batınsız konuşulmaz. Yani dört ismin hulasası diye bakacağım. Mesela diyor ki elem tere görmedin mi? Oysa görmedi. Çocuktu yani çok. Ebrehe'nin hadisesi. Çocuktu. Belki de dünyada yoktu, bilmiyorum tam da. 50 gün sonra doğmuş. Peygamberimiz değil mi? Evet. 50 gün sonra doğmuş olaydan. Olaydan bak. 50 gün sonra doğmuş. Oysa görmedi mi? Görmedi tabii. Kur'an'ın böyle acayip bir şeyi var. Böyle çok garip. Öyle bir bakışı var ki olay bitmiş, olmuş. Böyle bir nazarı var. Her şey bitmiş, haşir meydanı olmuş. İnsanlar haşir meydanında işte anlarında sürükleniyor. Bir bakıyorsun, daha sebepler dünyasında konuşuyor. Yani bir ifadesine bakıyorsun, istikbal olmuş bitmiş, bir bakıyorsun hala olmakta. Yani bu isimlerin gereği. Eğer huvel evvelu ismin burcunda ise o konuşmalar evvel noktasına, çekirdek noktasına konuşuyor. Orada durmuş bakıyor. Eğer ahir burcunda durmuşsa geriye bakıyor. Zahir burcunda durmuşsa Kur'an ağaca bütün bakıyor. Hacim, kütle, şartlar. Zahir yani. Hacmi, kütlesi, tipi, şekli. Yani onunla taalluk eden esma. Şöyle diyeyim. Diyor ki her şeyi yazılı, her şeyin yazılı olduğuna delil çekirdeklerdir diyor. Kader Risalesi'ni hatırladınız mı? Her şeyin yazılıyor olduğuna delil meyvelerdir diyor. Bir daha söyleyeyim. Her şeyin yazılı olduğuna delil ağacın kökteki çekirdeklerdir. Her şeyin yazılıyor olduğuna delil meyvedeki çekirdeklerdir. O zaman fark ne? Çekirdekteki, ağacın kökteki çekirdekle meyvenin çekirdeği arasında ne fark var? Kader Risalesi'ni hatırladınız mı? Şeyin de وَلَا رَبِّنْ وَلَا يَعْبِسِنْ. Ha, onun üstünü okur musun onu? Hemen bir satır, hemen bir satır üstü. Mukaddeme diye başlıyor galiba. Mukaddeme. Her şey vücudundan evvel ve vücudundan sonra yazıldığını, ve la rabbin ve la yarisin illa fi kitab-i mübin gibi pek çok ayet-i Kur'aniye tasrih ediyor. Ve şu kainat denilen kudretin Kur'an-ı Kebir'inin ayatı dahi şu hükmü Kur'aniyi nizam ve mizan ve intizam ve tasvir. Tamam bir şey. Anladım. Yani o her şeyi vücudundan her şey vücudundan evvel evvel ismi ve vücudundan sonra yazıldığını. Peki ne fark var? Esmanın zuhuratı abi. Evet. Yani kökteki çekirdek, meyvedeki çekirdek, aradaki fark ne? Ortada olan ağaca taalluk eden bil fiil esma. Çünkü o kader ilim nevindendir. Çekirdekler
mayyendir, yani ilme bakıyor. Fakat ağaç kudrete bakıyor. Öyle olmasaydı hiçliğini anlayamazdı. Nasını? Ağaç olmasaydı hiçliğini anlayamazdı. İlmi vücut olduğu zamandaki halini anlayamazdı. Ha, yani ağaca dönüşmeseydi... Öncesini anlayamazdı. Hazreti Adem nasıl cennetteyken cennet olduğunu bilmezdi. Evet, doğru. Şimdi onu şey yapıyoruz, devam edelim. Güzel. Yani Kur'an'da işte bazen böyle bir ifade var. Her şeyin, herkesin kaderi boynuna takılmıştır. Ve kişinin gayreti kadar, çalışması kadar vardır. Bu ayetle sen atmadın, ben attım. O dileyemezse siz dileyemezsiniz. Ayetlerle çatışmıyor. Ne diyor? Bu ayetler bazen müstakbelde duruyor, istikbale bakıyor, istikbalde duruyor, maziye bakıyor, halde duruyor, batına bakıyor, batında durup zahire bakıyor. Ona ait devam edeceğim şimdi. Hemen altında şeyi söylüyor abi. Ne diyor? Allah vücudundan evvel her şey mukadder ve yazılı olduğuna delil, bütün mebadi ve çekirdekler ve mekadir ve suretler birer şahittir. Yine aynı yer çıktı. Allah'ın hikmeti iki yer. O ilk de. Bir de söyleyeyim. Ha, şu kainat denilen neredeydi? O ayetin 2-3 tane altı. Evet diye başlıyor. Dur. Evet. Şu kainat kitabının manzum mektubatı mı? Evet abi, oranın devamı. Ve mevzun ayatı şehadet eder ki her şey yazılıdır. Ama vücudundan evvel her şey mukadder ve yazılı olduğuna delil bütün mebadi ve çekirdekler ve mekadir ve suretler birer şahittir. Zira her bir tohum ve çekirdekler, tohum ve çekirdekler, kaf nun tezgahından çıkan birer latif sandıkçalardır. Tohum ve çekirdekler. Tohum herkes, her şeyden önce. Mesela şöyle diyeyim, çiftçilikte tohumla çekirdek arasındaki fark. Gerçi bunu İrfan biraz çalışıyordur. Mesela bitki çiftçilerde mısır, mesela annem yapardı renkli fasulyalarda. Tohum olacaklar koparmazdı. Sonuna kadar olması lazım. Yani o bir dalında olması lazım. Mesela şöyle diyeyim, daha önce bir misal vermiştim, öpeyiz oluyor zannediyorum, geçen hafta da verdim. Mesela bilgisayarı ben almıştım, bilgisayarda CD yazdırıyordu. Daha yazılmadan, bilgisayar yazılmadan çok birkaç dakika kalmıştı, hiç unutmuyorum, içim yanmıştı. Elektrik kesildi. CD açmadı. Hani tamamlanmadı CD yazılımı. Ve ondan sonra bilgisayarcılarca malumdur. Yazdıktan sonra bir de mühür yapıyormuş. Tamam mı? Orada son çizgi. İşte tohum olacak çekirdek erken kopartılamaz. Kurutsan bile oradan çıkmaz. Sonuna kadar bekler. Mesela bizim Karadeniz'de hıyarları, salataları çok uzatıyorum ama tohum çekirdek arası farkı diyeceğim. İrfan'ın, gerçi İrfan'dan da alacağım farkı. Çalışıyordun ya, öyle zannediyorum değil mi? Evet abi. Yani hıyarı annem ta sona kadar kartlanırdı. Tamamen bitkisi yok oluncaya kadar bu durması lazım. Bunun adı yazılım olursa, bu tohumdur. Tazesini koparırsanız çıkmaz. O da çekirdektir. Sonrakilere. Sen ne farkı diyordun? Var mı fark? Yok abi. Yani şeyde, internette herhangi bir fark çıkartmıyorlar. Yani her şey yok. İnternet değil. Sen külliyatı araştıracaksın. Tohum çekirdek toplaması yapmadım abi. Ha, yapmanız lazım. Bunu bir yap ya. Tamam abi. Tohum ve çekirdek arasındaki fark. Ve çekirdek sonradan yazılan. Tohum evvel, çekirdek sonradan ortaya, yani bir tanesi temessüle bakar, bir tanesi tereşüye bakar.
Yani çekirdekten ağacın olması temessül, ağacın çekirdekte hulasalanmasına tereşüh denir. Ama bu lügatta yok. Şimdi demek ki iki bakış yaptıracağız. Kader ve ayetlerde de. Bir, evvel isminde duruyor, olaya baktırıyor Kur'an. Bazen meyveye duruyor, ahir ismine. Geriye baktırıyor, öyle bir gidişatı var. Bazen ağacın dışına çıkıyor, ağaca baktırıyor. Yani vacip aleminden bakıyor. Olayın içine girmiyor. Bazen de ağacın melekutiyetine giriyor. Oradan baktırıyor. Elbette ki bakarken ortaya konacak lafız farklı olur. Değil mi? Mesela bak. Birinci kattan baksan dışarıya Zeytinburnu'nda. Altıncı kattan baksan ayrıdır. Baktığın yerden bu tarafa baksan daha ayrıdır. Bu birinci yöntem. Unutmayın bu bir. İzahın bir tanesi bu. İkincisi, iki tane kaderden bahsediyor. İkincisi, zahir kader, bedi kader, nazarı kader. Onları şey yapacağız beraber şimdi biraz. Yani niye ayetleri oraya soktum? Ayetlere de böyle bakın. Nazarı ayet, tamam, nazarı kader, bedihi kader, tamam. Diğeri de bedihi ve nazarı ayet. Yani bedihi ayet, nazarı bir ayet. Yani zaten Kur'an kendisi müteşabihtir diyor bir kısım ayetlerimiz. Bazısı nettir, bazısı da müteşabihtir diyor. Sonra diyor ki, kalbinde hasta olanlar müteşabi ayetlerle uğraşırlar. Ehl-i sünnet ve cemaatin dışında olan hoca dediğimiz, alim dediğimiz insanların özellikleri, en belirgin özellikleri şudur. Dinin %90 esasatını unutturup %10 teferruat ve içtihadi müteşabi ayetleri kaşırlar. İşleri budur. Devamlı kaşırlar yani böyle. Kaşıntı yaparlar. En belirgin özellikleri budur. İkinci belirgin özellikleri hiçbir zaman hükümlere hücum etmezler. Delillerini yok ederler. Mesela ehl-i sünnet olmayan kişi kaderi mesela Şialar kaderi reddeder. Yani Şialar kaderci kaderi reddederler. İran, kaderi burada konuşurken şöyle yaparlar, kadere dokunmazlar, kader kainatın işlevidir ayet dışı var. Fakat kaderi ortaya koyan, ispat eden delillere ve alimlere hücum ederler. Şimdi hem kadere hem ayet-i kerimelere iki türlü bakacağız demiştim. Bir tanesi dört isimle. Bir tanesi bedihi ve nazari. Bakacağız. Kader de böyle. Nazari kader İmam-ı Mubin'e bakıyor. Tabii ki durduğun yere göre baktığın yer değişir. Mesela diyelim Zeytinburnu'nda şu ikinci kattan baksanız, aynı yere baksanız. Benim üst kat yapar altı mı? Altıncı kattan baksanız. Görünüşü farklı olduğunda konuşma farklı olur değil mi? Peki bir böyle bakarken bir de böyle baksam aynı kattan kelamlar farklı olur. O zaman farklı yerde duruyor. Bazen itikat boyutunda söylüyor. Bazen efal alemini dile getiriyor Kur'an veya kader. İşte kadere ne demiştik? Buraya çok dikkat et. Not alacaksanız. Kader, evvel, ahir, zahir ve batın isimlerin
hulasa-i camiası olup fail-i muhtardır kader. Fail-i muhtardır. Çünkü kader sevk ediyor, hapsediyor, veriyor. Devam edeyim. Nazar-ı kader İmam Mübin'e bakıyor. İmam Mübin'in de evvel ve ahir ismine bakar. Evveli uygulayalım. Çekirdekte ahir meyve, tohum ve çekirdeği. Buna ne deniliyor? Nazar-ı kader. Kitab-ı Mubin. Nazar, gördüğün kader. Her şey yazılıyor. Bak nazar-ı kader. Yani ölçü, takdir, kural, disiplin. Disiplin yani, sistem. Onu okuyacağım şöyle. Ben size o zaman biraz da şey yapayım. Emir ve ilmi ilahinin bir unvanı olan İmam-ı Mübin haber veriyor. Demek ki emir ve ilmi ilahinin bir unvanı İmam-ı Mübin. Birisi Nur-u Muhammed Aleyhisselatü Vesselam tarafı mana tarafıdır. Diğeri meyvesi olan insan tarafı ki nur tarafıdır. Yani Nur-u Muhammed'in çekirdekte ne vardı? İki tane şey vardı. Yapı vardı. Nur ve mana. Bir tanesi mana tarafı nazar-ı kaderdir. Şey, biraz önce gör dedik göz. Bunu yanlış söyledim. Nazar-ı kader bu değil. Nazar enfustur, içsel alemdir. Bedi kader gözle bakan, baktığımız yerdir. Onu değiştiriyorum. Sen onu silersin veya hatamı şimdi şey yaptım. Nazar-ı kader yani ilim söylüyor. İlim midir? Emir ilim. Emir ve ilmi ilahinin bir unvanı olan İmam-ı Bin'e bakıyor. O şeyse bedi kader ise gözde gözükendir. Yaşanan bir dünyadır. Şimdi bir daha söylüyorum. Nazar-ı kader İmam-ı Mübin'e bakar. Evvel ve ahir ismini tazamun eder. Yani ağacın kökündeki çekirdekle tohumla meyvenin içindeki çekirdek ikisinin cemine nazarı yani emir ve ilimin bir unvanı. Yani vacip tarafı. Bizimle alakası yok bu işin. Bu bizimle alakası yok. Niye yok abi? Çünkü devam edelim cevabı şey olsun. Demek ki bu mana tarafıdır. Yani Nur-u Muhammed'in bizdeki enenin mana tarafıdır. Meyvenin içerisindeki çekirdek ise nurdur. Bu da bedi-i kaderdir. Bedi-i kader irade ve evamir-i tekviniyenin unvanı olan kitab-ı mübin. İrade ve evamir-i tekviniye. Bedi-i kader. Şimdi onu uygulayacağım, misal vereceğim böyle yazılımla. Bedi-i kader kitab-ı mübin ne bakıyor? Zahir ve batın isimlerini cem etmiş. Bedihi yaşanan, gözde tutulan hayat, zahir yani ağaç, zahiri ve batını. Yani ağacın işlevi, melekut, mülk ve melekut. Bu kitab-ı mübin. Tamam. Kaderi arkadaşlar, dört isimle izah etmeye çalışıyorum. Birisi manevi hayat-ı Muhammed Aleyhisselatü Vesselam şahsiyet-i Muhammediye de denilebilir. Bu nazar-ı kaderdir. İmam-ı Mübin'e bakar. Diğeri ise bedihi kader, kitab-ı mübin ise maddi hayat-ı Muhammed Aleyhisselatü Vesselam şeceri hilkattır. Evet.
Yani bedihi kader şeceri hilkat. Allah'ın dışında yaratılan her şey. Tamam. Şeceri hilkat. Buna şey denilir. Maddi ve manevi hayat-ı Muhammediye. Diğeri ise nazari kader ise Allah var iken hiçbir şey yoktu. Nur-u Muhammedi bile tamam şey yoktu. O Nur-u Muhammedi yaratması ve Nur-u Muhammedi insana koyması. Nur-u Muhammedi ve insan. Yani kökteki tohum, meyvenin içerisindeki çekirdek. İkisinin cemi Nur-u Muhammedi ve meyve olan, kainatı meyvesi olan insan. İkisine de nazarı kader, imam-ı mubin, emir ve ilmi ilahinin bir unvanı. Biz ona ne demiştik? Evvel ve ahir isimlerini tazamun ediyor. Dört isim ya. Bedihi kader ise kitab-ı mubindir. Yani Allah'ın dışında yaratılan Kab-ı Kavseyn, Nur-u Muhammed yok. Kab-ı Kavseyn, Arş-ı Azam, in aşağıya. Kab-ı Kavseyn bitti. İn aşağı, Arş-ı Azam, in aşağıya. Arş-ı Azam, Lef-i Mahfuz, Arş, Cennet, Cehennem, Daire ilim, Daire Hayat, Lef-i Mahve, İspat, Kaf, Nun tezgahları, Yedi Kat Sema, Alemi Berza, Alemi Şehadet. Bu bütün zahir, tamam? Bu zahir ismine bakar. Tabii. Yani aynı zamanda onun içsel sistemi. Yani ağacın zahiri, çiçek, meyve var, çekirdek değil. Zahirde görürken hacim, kütle, tip, renk. Dolayısıyla bununla alakadar esmalar. Güneş, hava, nem, coğrafya. Bir de bunun içsel tarafı var. Herkes de farklı. Mesela aynı çiçeği Adana'ya ekersiniz. Kutuplara ekersiniz. Karadeniz'e ekersiniz. Kars'a, Edirne'ye. Sinop'a, Hatay'a. Efendim, Ağrı'ya, Edirne'ye. Aynı çiçek farklı özellik gösterir. Yani farklılık. Bedi-i kader, zahiri kaderdir. İrade ve evamir. İrade ve evamir tekviniyenin unvanı olan kitab-ı mübin haber veren, işaret eden budur. Şimdi uyguluyorum. İnşallah bu ön önermelerden sonra uygulamaya örnek yapacağım. Örneği daha iyi anlaşılacağına inanıyorum. Şimdi dört isme göre kader. Örnek. Evvel kader. Elektronik, Windows, internet dünyasının temel yazılım sistemleri desek. Ahiri kader. Senin elektronik, televizyon, internet dünyasındaki oluşturduğun sanal dünyan. Yani bütünün sana sunduğu imkanlar. Yani Windows ucu bucağı bence belli değil benim. Ama ama adamın dünyası belli. Windows her imkanı bana sunmuyor. Değil mi? Her yere giremezsin, her şeyi yapamazsın. Mesela ben, Windows bana şu imkanı vermedi. Gir beni ve beni hallet. Beni devri dışı yap. Bu imkanı vermemiş. Uygularsam, güneşin ne zaman doğacağını, doğup doğmamasını benim irademe bağlamamış. Kimin çocuğu olacağımı, kimden benden olacağını, nerede doğacağımı bana vermemiş. Ama Windows'un yazılım sistemi bana sunduğu bir tane bilgisayar alınca CD veriyor. Diyor ki sen benim bütünlük sistemimde imkan, ben sana sunduğum şey var, imkanlar var. İşte buna Word yaz, resim koy, bir şeyler ne bileyim yap. Ama asla beni ortadan kaldıracak, benim hudutlarımın vesairesini ortadan çıkacak
hududumdan dışarıya çıkacak bir şey imkan sana vermiyor. Sistem içerisindeki benim sistemim de ahiri kaderdir. Evveli kader yazılım. Ahiri kader, bir de okuyorum, senin elektronik, televizyon, internet dünyasındaki oluşturduğun sanal dünyan, dinlediğin, seyrettiğin ve yazıp çizerek umumi nihayetsiz internet dünyasından oluşturduğun dünyan, yazılımın ve sistemin ve sitelerin sana çizdiği hürriyetlerinin içindeki hürriyetin, sana sunulan tercihler içindeki tercihlerin, sana sunulan tercihler içerisindeki tercihlerin, bana hep sunulmuş ama hepsini kullanamıyorum ki. Telefon bana demiş ki şunlar şunları yapabilirsin. Hangimiz sonuna kadar şey kullanabiliyoruz? Yani sunulan hizmetin, yani şeyin kullandığı miktar. Mutlak hür değilsin. Mutlak her istediğini yapamazsın. Ama hiç kimsenin aklına gelmiyor. Kardeşim mutlak hürriyet yok mu ya? Windows'a bak ya, Allah Allah. Niye ben onu mutlak bana yetkiyi vermedi? Yazılımın şifrelerini vermedi. Niye vermedi? Niçin sormuyoruz? Allah'a soruyoruz ama. Hiç hatırımıza gelmiyor. Ya ben bugün güneşin doğmasını istemiyorum. Niye olmuyor isteğim? Gel cevap. Windows sana yetkili, mutlak yetkiyi vermediği gibi. Herkesin eline bu imkanları versek diyor. Yani her istediğini kainatı ben kaldırıyorum ya. İmtihanı durdururum. Güneş doğmasın ya canım, şimdi biraz uykum var. Güneş beni rahatsız ediyor. O zaman ne olurdu? Herkesin hevesine diyor bu kainat takılsaydı, seni kainata diyor hevesin, mühendis yaratılmadı diyor ayette, var ya bir mana. Mutlak hür değilsin, mutlak her istediğini yapamazsın, kaldırıp atamazsın, değiştirip yerine başka koyamazsın ve umumi bir yazılımı, 7 milyar insanın her birine ait yazılım yok. 7 milyara sunulmuş. Diyelim ki 1 milyar insan kullansa Windows. Herkese ait bir yazılım yok. Herkese aynı imkan veriliyor. Umumun içindeki hususiyetlerin senin. Ahiri kader. Sana sunulan hürriyetler, tercihler içerisinde hürsün ve tercih sahibisin. Arkadaşlar, hürriyeti tanımlamak ve tanımak için kendini tanımak lazım. Hürriyetten maksat bedensel hayatsa sen hiçbir şey anlamamışsın. Hürriyet anlayışı ne yani? Sen hür derken neyi anlıyorsun? Her istediğini yapmak mı? Her isteğim olsun mu demek? Yani bedensel hayat mıdır? Hürriyet nedir biliyor musunuz? Münazarattakini söyleyeyim de. Kendisine ve gayrisine zarar vermemektir var ya. Mesela ben hürüm diye gelip de senin arabanı kıramam. Senin evine giremem. Tamam. Peki niye giremezsin? Senin hürriyetin benim hürriyetimi ortadan kaldırmaması lazım. Düşünebiliyor musunuz ki? Mutlak herkes hürdür. O zaman herkes herkesin evine girsin. Herkes herkesin desin, kadın benim hanımım desin. Ben bu arabanın yandığını hiç görmedim. Fabrikanın yandığını görmedim. Ben yakmak istiyorum. Niye kardeşim yakıyorsun benim arabamı? La! Hürriyetime karşı mı çıkıyorsun sen? Ya senin hürriyetin benim arabamı iktiza mı ediyor yani? Ha, dış dünyada madem beraber paylaşıyoruz şu dünyayı, belirli bir kurallarımız olması lazım. Hür de budur yani. Yoksa hiç kaydesiz, ölçüsüz olmak, sistemsiz yaşamak dağdaki vahşi canavarlara mahsus. Onların nesili de azalıyor, birbirini yiyor. Yani düşünebiliyor musun? Ben senin dükkanına istediğini yapabiliyorum. Yapmayınca
benim hürriyetimi kısıtlıyorsun diyorsun. Böyle bir şey olur mu? Ha, o zaman hürriyeti nasıl tanımlıyorsun? Yani hürriyetten sen ne anlıyorsun? Hürriyet, bir kere beden ve ruh ilişkisinde haberi olmayan hürriyetten dem vuramaz. Beden ve ruh ilişkisini bilmeyen hürriyetten dem vuramaz. Hürriyet, enfus alemde mutlak hürsün. İstediğini kesersin, istediğini dökersin. İstediğin şeyi yaparsın, hayalen dökersin de, çizersin de, kırarsın. Bak orada mutlak hürsün. Allah'a haşa küfredersin de tövbe. İstersen de kabul edersin. Öyle değil. Ha, bedensel hayat müşahhas olduğu için buna hürriyet denilemez. Çünkü hürriyet ruhun bir sıfatıdır zaten. Ruhsaldır. Yani bedensel bir hayat değil. Açlık gibi. Gözün gibi. Göz bir şeyi görmek ister. Kulak duymak ister. Değil? Kulak duymak ister. Yani ben her şeyi niye görmüyorum? Niye arkadan görmüyorsun? Niçin söylemiyorsun bunu? Sana bu müsaade edilmiyor yani. Beden buna müsait değil. Çünkü sistem bozulur. Yani seni sistemlemek için şu sistemi bilmek lazım. Yani gözü yapabilmek için güneşi bilmek lazım. Güneş hakim olmayan göze bu özelliği koyamaz. Çünkü göz güneş sistemi içinde çalışıyor. Fotonlarda çalışıyor. Güneşin kırılmasını, eşeğe kırılmasını bilmeyen bunu bana görsün diye bu özelliği takamaz. Çünkü bu sisteme göre bu ayarlanmış. Arkadaşlar, hürriyeti bedensel anlıyoruz. Orada anlaşamıyoruz. Hürriyet kalbin bir sıfatıdır. Kalbe ait bir sıfattır. İçsel alemde herkes aleminde dünyasında hürdür. Hem de mutlak hürdür. Yani sen ruhu bedenden ayırt edemedikten sonra hürriyetten dem vuramazsın. Bilmiyorsun. Sen zannediyorsun ki hürriyet niçin ben 180 derece görüyorum? Hatta 180 yok değil mi? Yok abi. Ne kadar var? %70 değil mi? Yani 170-160 civarında. 160. Yani şu ya, herkes baksın. Şurayı göremiyorum ki ben şu anda. Bak şu kolum. Şuraya 180. Arkayı hiç görmüyorum. Arkayı hiç görmüyorum zaten. Ama hiç kimse bunu niye yoktur demiyor. Çünkü niye? Böyle olması lazım. Ortalık karışır. Bunu gördüğüm anda burayı da görsem nereye gideceğim? Neyi hesap edeceğim? Zahiri kaderden konuşuyorum şimdi örnek. Evveli kader, çekirdekteki kader neydi? Elektronik, Windows, internet dünyasının temel yazılım sistemi. Çekirdek, tohum. Ahiri kader, meyvenin içindeki çekirdek. Elektronik dünyasının, Windows dünyasının sana sunmuş olduğu imkanları kullanma nispetinde oluşturduğun dünya. Zahiri kader, televizyon, elektronik, internet nihayetsiz dünyasının tercih siteleri ve alemleri, nihayetsiz fikir, yazı ve kitap ve videoların ve daha nice şeylerin dünyalarına sana verilen yetki ve imkan kadar tasarruf yapabilme, katkı verebilme. Bazı siteler var, katkı da yapabiliyorsun. Bazı siteler var, seyrettiriyor, indirmiyor videoyu. Bazı siteler var, yazı imkan veriyor, ya indiriyorsun da fakat yazmaya müsaade etmiyor vesaire. Yapabilme, katkı verebilme ve kendini orada ifade edebilme, alemine taşıyabilme imkanlarının sana açık olup sunulması demek. Zahiri kader. Yani kesersin, aşılarsın, tamam mı? Ağaca müdahale yetkisi. Çünkü onlar sana sunum yapmış. Meyve veriyor, çiçek veriyor, atmosferi temizliyor. Sana baktığı için direkt senin de buna direkt müdahale etme yetkin var. Kesiyorsun, aşılıyorsun. Batını kader.
Elektronik ve internet temel yazılım sistemlerinin senin bilgisayarına yüklenmesi, bilgisayarın kalitesi, donanımları, RAM'i, bilgisayarın işlemcisi ve yapıları ve bu hür tür sanal, bir tür sanal dünya girebilme koridoru, yani senin bilgisayarın, internetteki yazılım sistemin senin bilgisayarına yüklenmesi, senin bilgisayarının kalitesi, bilgisayarının donanımları, RAM'i, işlemcisi, yapıları, bu tür sanal dünyaya girme koridoru, internette verdiği sana hız, internetteki girme şansı, bağlantıların sana sunulması, şifrelerinin senin eline verilmesi ve senin o dünyadan haberdar olma özelliğinin ve bilgilerinin sende bulunması ve senin tercihine amade olmaları, hani bastığından tak gözüküyor, senin tercih tuşunu red etmemeleri, yani basıyor enter siliyor, basıyor açılıyor, basıyor kapanıyor, senin tercih tuşunu red etmemelerinin etmelerinin olmaması, yani kabul etmesi, bu da batını kader. Bir ağacın yapılma gayesi insana bakan ayrı, sanatkarına bakan ayrı. Aynı şeyde iki nazar var. İnsanın bu ağaçtan her türlü mobilya ve kullanım alanları olur. Bu kainat yazılım sisteminin içindeki tercihimdir. Bunu buna sunulan tercihler içinde tercihlerimdir denilebiliyor. Demek ki dört tane kader var. Dört tane şey kader dedik. Dört tane ismiyle kader. Evvel ismimdeki kader. Elektronik dünya, yani Windows'un yazılması. Efendim tohum, çekirdek misali verdik. Bitti ders. Yani en azından bir noktaya nazar olur diye işliyoruz. Kader çok geniş dünya olduğu için her gün, her kaderde farklı tarafı işliyoruz. Yani alemimize yerleşsin. Bir daha söylüyorum. Evvel kader, çekirdekteki kader, bir misal verirsek elektronik, gençlik dünyası daha çok bununla ilgilendiği için, Windows yazılım sistemi, buna tohum, meyvede takılan çekirdek var, bu da ahiri kader, yani yaptıklarımız, bize sunulanlar yazılıyor. Zahiri kader, ağacı aşılama, kesmen, başka yere dikmen, hacmi, kütlesi, bakarsan gür olur vesaire. Zahiri kader. Batını ismi işte, ağacın batını bilgisayarda, bilgisayardaki donanımlar, RAM, işlemcisi, hard diskin, internette sana sunulan imkanlar, şifreler, şifrelerle girmen vesaire. Burada batını, batın ismindeki izah. Kadere iman insanı, yani peki dördü cem edersen ağaç, çekirdek, meyve, zahir ve bat. Yani insan da bir çekirdeğe benzer. Kainatın dışında kader olmaz tabii. Ha, kainatın bütün var ya, şeceri hilkat. İnsan da kainatın çekirdeği değil midir? Kaderde maksat insandır. Kendini tanımadır yani. Yani biraz önce dedim ki, hürriyeti bedensel anlıyorsa hiç konuşmaya gerek yok yani. Bu adam bedevidir. Bu adam atomik bir hayata mutlak hürriyet veriyor. Bedensel hayatta bir şey yok. İnsan iç aleminde mutlak hürdür. Diş dünyada kurala tabidir. Niçin kural var diş dünyada? İç aleminde nihayetsiz olsun diye. Anladınız burayı? Bir daha söylüyorum. Mesela
benim hürriyetim senin hürriyetini kaldırmamalı. Sen vallahi ben seni hiç öldüğünü görmedim. Hiç öldürmemiş. Öldürebilir miyim? Benim hürriyetimi senin hürriyetin kısıtlaması lazım. Dolayısıyla kısıtlaması mı, kısıtlamaması mı abi? Kısıtlaması lazım. Dur diyecek. Yani mutlak olmaz. Dolayısıyla bu bedensel hayat yaşaması için insanla beraber yaşıyor. Doğa ile beraber yaşıyor. Ben istediğimi yaparsam sen de istediğini yaparsın. Yaşanır mı? Yaşanmaz. Beni ortadan kaldırır o zaman. Hürriyet aslında kendini öldürmektir böyle. Mutlak bedensel hürriyet insanı ortadan kaldırır. Bu çok önemli bir cümle. Dış dünya, bedensel dünya hayatında mutlak hürriyet bireyin kendisini kaldırır, kendisini inkar eder. Ha, ve batını yaşama şansı vermez. Yani ruhun bedende yaşaması için bedenin bu dünyada güzel yaşaması lazım. Beden yaşayamasa ruh da yok olur. Buraya bir şey yatırım yapmaya çalışıyorum. Bak dikkat edin. Ruh bedenle mi yaşıyor? Burada. Evet. O zaman bu bedeni dünyada güzel yaşaması lazım. Güzel yaşaması lazım. Ha, o zaman batında, ruhumda mutlak hürriyetim olması için kayıtlı bedenim kayıtlı olması lazım. Eğer bedensel hayatı mutlak hürriyetini istersen ben ölürüm. Kendini reddediyorsun. Mutlak hür olabilmesi ancak ruhtadır. Ruhun yaşaması da bedenin yaşamasıdır. Bedenin de bu kurallara uyması lazım. Bedenim dış dünyaya, dünya kurallarına, soğuğa sıcağa, güneşe soğuğa ve senin hayatına uymam lazım, kurallarına uymam lazım ki beden hayatım yaşasın. Bedenim iyi olursa ruhum huzurlu olur. Mutlak hürriyet ruhtadır. Bedensel hürriyet kendini inkardır ve kendini yok eder. O zaman kader insan kendisini yorumlamasıdır. Kendisini tanıma nispetinde kader tanınır. Kadere iman insanı gururdan kalbe bakar bu da. Cüz ihtiyar ise ademi mesuliyetten ki dimağdaki itikata bakar. Mesuliyetten kaçmak için kadere bir yapışma, sana inam olunan mehasinle iftihar ve gururlanmamak için cüz ihtiyarı istinat etme. Kadere iman herkeste farklı olmasının sebebi sırrı oluşundandır. Bir daha söyleyeyim. Kadere iman herkeste farklı olmasının sebebi sır oluşundandır. Herkesin kendini, yani sır, kader sırdır. Yani insan kendisine sır olduğu için kendini bedensel ifade edene adama kader mi anlatılır? Kendini bedensel ifade ediyor. Cismen kendisini insan olduğunu biliyor. Ona kaderi nasıl anlatacaksın ki? Herkesin kendini tanıması farklı olduğundan ilmi çerçevesi olmaz. Herkes kendi aleminde aktarması lazım. Manevi terakkiye göre değişiyor kader. Yani kaderde insan kendisini tanıdıkça bu kader açısı gelişiyor. Hatta hani demiştim hatırlar mısınız? Allah'ı tanımak kolaydır. İnsan kendisini tanıması zordur. Çünkü Allah'ın sanatı var, insanın sanatı yok. İnsan hep dış dünyada yaşamış, gözünü açmış oraya bakmış, hiç gözüne bakmamış. Gözüyle içini seyretmemiş, kulağıyla dişini içini duymamış. Aklıyla dişini düşünmüş, içini düşünmemiş. Hep dışarıda yaşayan bir insanın içirden bir haber. Kaderi de ne yapacaktır? Beş duygusunun salgılandığı yerde arayacaktır cevabı. Oysa kader içtedir. Yani işte derken ruh beden bütünlüğüdür. Mesela kader sevk etti diyor Mesut Han. Adalet etti diyor.
kader sır olmasının sebebi insan edefte olduğu için. Mesela amentu billahi. Allah bizim dışımızda bir şey. Ve melaiketihi. Benim dışımda melekler bir şey. Ve kütübihi. Benim dışımda bir şey. Ve rusulihi. Benim dışımda bir şey. Vel yevmil ahir. Benim dışımda bir şey. Ve bil kaderi. O ben. Kendi sırrını çözdükçe bu değişir. Hariç değil. Hep dikkat ederseniz o hariçti. Amentu billahi. Diş. Allah başka bir şey. Ve melaiketihi. Başka bir şey. Benim dışımdan başka bir şey. Ve kütübihi. Ve rusuli. Ve yevmil ahir. Hep benim dışımda bir şey. Ve bil kaderi. Hadi benim dışımda bir şey midir? Zaten öyle diyor, bak boğazına takıldı diyor. Boynuna asıldı diyor. Kişinin çalıştığı kadar vardır mesela. Kader, kader nefsi gururdan, cüz-i ihtiyari, ademi mesuliyetten kurtarmak için girmiş. İkisi de insan değil mi? Kader nefsi gururdan. Kim? İnsan. Cüz-i ihtiyari, ademi mesuliyet. Mesul olmamak. Böyle bir şey yok. Hepsi de insan. Dikkat edin. Kader de hedef insan. Kader mephasına bakın, Kader Risalesi'nde. İnsanı anlatıyor. İnsan. İnsan yani, hedefte insandır. Tanıdıkça, niye? Büyük kainat, şeceri hilkat insan değil midir? Peki, bu şeceri hilkat usta şöyle diyor. İnsan ekber diyor. İnsan ekber diyor. Aynı kainata Kur'an-ı Kebir kainat diyor. Aynı kainata İslamiyet diyor. Değil mi? Şeceri hilkatın isimleri. Kur'an-ı Kebir kainat, insanı ekber. Peki insana ne deniliyor? Kainat-ı Sura. Otomatik olarak Kur'an-ı Sura. Küçük Kur'an. Kur'an-ı Kebir kainat. Yani Kur'an'daki ayetler açıldı, kainat oldu. Kainat yazı şey, kainat yazıya döküldü, Kur'an oldu. Kainat canlı hulasa oldu, insan. Şurayı da bitireyim de şey yapacağım. Kadere iman okuduk. Avam maziye ve mustakbeldedir ki yesin ve hüznün ilacıdır. Yani avamın anlayışı kader mazi ve müstakbeldedir ki yeysin ve hüznün ilacıdır kadere iman etmek. Çünkü mazidir. Yoksa mazi ve istikbaliyatta değildir ki sefaate ve atalete sebep olsun. Havas ise üç zamanı içine alan kader inancına sahiptir. Avam mazide yaptığı bir sürü kötülükler var, günahlar vesaire. O ümitsizliğe düşmesin diye ve elem almasın diye kader getirilmiş. Onu okuyudan çıkartıyor. Havas ise üç zamanı içine alacak bir kader anlayışına sahip. Demek kader meselesi teklif ve mesuliyetten kurtarmak için değil, belki fahr ve gururdan kurtarmak içindir ki imana girmiş. Yine enfusi dengelemek insana bakıyor, cüz-i ihtiyari seyyata merci olmak içindir ki akideye dahil olmuş. Seyyat tahribat nevindendir. Kur'an der ki, insan seyyiatından tamamen mesuldur. Hasenatta ihtiyara hakkı yoktur. Çünkü hasenatı isteyen, iktiza eden rahmet-i ilahiye ve icat eden kudret-i rabbaniyedir. Sual ve cevap, dâi ve sebep ikisi de haktandır. İnsan yalnız dua ile, iman ile, şuur ile, rıza ile onlara sahiplenebilir.
Demek sebebiyet ve sual nefistendir. Mesuliyeti de o çeker. Hakka ait olan, bak, hakka ait olan halk ve icat ise daha başka güzel netice ve meyveleri olduğu için güzeldir, hayırdır. İşte şu sırdandır ki kesb-i şer şerdir, halk-ı şer şer değildir. Bundan sonra devam edeceğiz. Bunu devam edelim. Tamam inşallah. Burada kalsın. Peki vahir davahum enilhamdülillah rabbil alemin. El Fatiha.